Öncelikle Kocaeli milletvekilimiz Sayın Hasan Bitmez'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acil şifalar diliyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, dünya üzerinde yaşanan tüm savaşların ve çatışmaların temelinde, arka planında enerji kaynaklarına sahip olma ihtiyacı doğmaktadır. Çünkü bir ülke için ekonomik ve sosyal kalkınmanın temeli enerjiye dayanmaktadır. Tüm dünyanın enerjiye olan ihtiyacı hızla artarken, Türkiye olarak enerji kaynaklarına ulaşma imkanımızın sınırlı olduğu bir süreçte, enerji politikalarının doğru ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi de son derece önemlidir. Bu çerçevede Türkiye'ye bakacak olursak, 21 yıllık iktidarda olan AKP hükümeti enerji politikalarında enerji yoksulluğu içinde bir toplum yaratmıştır. Nedir bu? Halkın enerjiye rahat ve ucuz ulaşımını sağlayacak politikalardan uzak, sadece sermaye gruplarının çıkarını gözeten bir siyasi anlayışın hakim olduğunu söyleyebiliriz. Enerji sektörü özelleştirilmiş, enerji, üretim ve dağıtım tamamıyla kar zarar hesabına indirgenmiştir. Çünkü AKP iktidarı plansızlık ve kuralsızlığı kendisine şiar edinmiştir. AKP her fırsatta milli ve yerli olduğunu söylüyor ama gelin görün ki enerjide de dışa bağımlı bir yol izlenmektedir. Değerli milletvekilleri, buna en büyük örnek seçim bölgem Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'dir. 2010 yılında Rusya ile milletler arası anlaşma imzalanmış. Bu anlaşma neticesinde yap, işlet, sahip ol modeliyle dünya üzerinde ikinci örneği olmayan bir modelle Akkuyu Nükleer Santrali inşa ediliyor. Akkuyu Nükleer Güç Santrali ihalesinde hatırlanacağı üzere ülkenin de gündemine oturan Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluklarından birinin yapıldığı yetkili ağızlardan kamuoyuna açıklanmıştı. Anlaşma hukuka aykırı bir şekilde yapılmıştı. Yani Akkuyu'daki nükleer santralin iç hukukta bulunan kanun ve yönetmelikler yoluyla değil de bir milletler arası anlaşmayla imza edilmek istenmiştir. Akkuyu Nükleer Santral Anlaşması hukuken tartışmalı bir metindir. Anlaşmanın çeşitli açılardan hukuka aykırı olduğu ve uygulanmaması gerektiği de hukukçular tarafından açıklanmıştı. Yani bu durum toplumun gözü önünden, denetlemeden, hukuktan ve yargıdan kaçırılmıştır. Bütçe görüşmelerinde ise AKP tarafından ısrarla Akkuyu Nükleer Santrali'nin önemli bir yatırım olduğundan, ülke enerji politikaları yönünden yaratacağı faydalardan söz edilmiştir. Yapılan anlaşmada Akkuyu Nükleer Santrali toplam 4 üniteden her biri 1200 megawatt üretim kapasitesinden oluşurken, nükleer santral kapsamında yapılacak 4 ünite için de alım garantisi verilmiştir. Birinci ve ikinci üniteler için %70 alım garantisi, üçüncü ve dördüncü üniteler için de %30 alım garantisi verilmiştir. 15 yıl boyunca 12.35 sent üzerinden alım garantisi sağlanmıştır arkadaşlar. Bu 4 reaktörün 15 yıl boyunca çalışması halinde toplam 38 milyar dolarlık bir alım garantisi verilmiş durumdadır. Üretilen elektriğin tamamı satıldığında ise 76 milyar dolar ödenecektir. Santral için öngörülen 60 yıllık süre içerisinde 200 milyar dolar Rusya'nın kasasına para girecektir. Ayrıca santralin söküm maliyetleri de ayrı bir tartışma konusudur. Yine seçim bölgem Mersin için şunları söylemek istiyorum. Sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları ısrarla uyarıyor. Akkuyu Nükleer Santrali'nin kurulduğu bölgedeki zeminin uygun olmadığını, kurulacak alanın 30 kilometre yakınından geçen fay hattı sebebiyle deprem riskinin bulunduğu değerlendirmeleri yapılmaktadır. Yine deniz suyunun sıcaklığının artması ile binlerce deniz canlısı yaşamı zarar görecektir. Tüm dünya nükleer enerjiden uzaklaşırken biz nükleerde neden bu kadar ısrar ediyoruz? Bunu da buradan sormak istiyorum. Değerli milletvekilleri, ülkemizde nükleer alanında ilk adım 1956'da Atom Enerji Komisyonu'nun kurulmasına giden sürece dayanmaktadır. Aradan geçen onca zamana karşın ne yapılmış diye bir bakarsak, ne bir nükleer enerji strateji belgesi var, ne bir yol haritası var, ne de bir eylem planı vardır. Hatırlarsanız 2022 yılında nükleer düzenleme kanunu görüşmelerinde ne hükümet
Evet, Sayın Kış, lütfen tamamlayın. Hükümet kamuoyunu yanıltıcı bilgilendirmeler yapmış, nükleer santral yapınca nükleer teknolojiyle tanışılacağı gibi son derece hayalperest yorumlarda bulunulmuştur. Kısacası Akkuyu Nükleer Santrali sadece Mersin için değil, ülkemiz için ciddi bir tehdittir. Ekonomik bağımsızlığımız gibi enerjide de bağımsızlığımızın tehlikede olduğunu söylemek istiyorum. Değerli milletvekilleri, ülkemizin enerji verimliliği potansiyelini kullanarak ve yenilenebilir enerji politikalarıyla güvenli, ucuz ve temiz enerji üretmek mümkündür. Bu nedenle Türkiye dünyada hızla değişen dönüşen enerji düzlemini vakit kaybetmeden yakalamalıdır. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken enerji politikalarımız güvenilir, ulaşılabilir, ucuz, kaliteli, çevreyle dost, sürdürülebilir bir şekilde önceliğimiz olmalıdır diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Kış, teşekkür ediyorum.